Sevgili seyirciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numa Kurtulmuş Bakü'de Türk Önemli şehitliğinde bir konuşuyor. Çalışmanın İzliyoruz. İçerisinde olduğumuzu, her iki ülkenin de egemenlik haklarından hiçbir şekilde taviz vermeksizin bir millet olarak Kıbrıs Türkleri ve Türkiye Cumhuriyeti birlikte yürüyüşümüze devam edeceğiz. Bugün de yine bir başka kardeş ülkemiz Azerbaycan'dayız. Azerbaycan'da Kafkaslar'da Türkiye'nin en önemli müttefikidir. Türkiye'nin kardeşidir. Her alanda mükemmel ilişkilerimiz olan bir ülkedir. Tabiri caizse Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs bir millet, üç devlet anlayışıyla hareket etmekte olan birbirine yakın üç ülkedir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'la olan ilişkisi, Kafkaslar'da da Azerbaycan'la olan ilişkisi fevkalade önemlidir. Stratejik açıdan da son derece değerli ve fevkalade önem verdiğimiz bir ilişkidir. Burada Azerbaycan'ın güçlü olması, Türkiye'nin bölgesinde güçlü olması demektir. Aynı şekilde Kuzey Kıbrıs'ın güçlü olması, Türkiye'nin bölgesinde güçlü olması demektir. Türkiye'nin ise bu sene biliyorsunuz Cumhuriyetimizin ikinci asrına giriyoruz. Türkiye'nin ise önümüzdeki süreçte, yani Cumhuriyetimizin ikinci asrında sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'yi inşa etme kararlılığı içerisinde olduğunu bütün dünyaya ilan ediyoruz. Ve bu anlamda Türkiye her alanda gücünü artırarak, her alanda ilişkilerini kuvvetlendirerek, dış politikada, ekonomide, toplumsal yapısında, siyasal düzeninde, demokrasisinde son derece güçlü bir ülke olarak dost ve kardeş ülkelerle birlikte geleceğe doğru el ele kol kola yürüyecektir. Bu bakımdan bu iki ziyaretin arka arkaya gelmiş olması, ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın Vilnius'taki zirvede Batı ülkeleri, NATO ülkeleriyle birlikte müzakere ederken, bizim burada Azerbaycan'da ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu seyahati yapmış olmamızın bir başka anlamı da var. Bu anlamda Türkiye, Türk devletleriyle olan ilişkilerini de son derece ciddi şekilde önemsemektedir. Ve önümüzdeki dönemde Türkiye 100 yılı hedeflerine yürürken bizim ortak olarak geliştireceğimiz çalışma alanlarımızdan birisi de Türk Cumhuriyetleri ile birlikte yapacağımız ortak çalışmalardır. Ümit ediyorum bugün burada az sonra Azerbaycan Devlet Başkanı Sayın İlham Aliyev'i ziyaret edeceğiz. Ardından Azerbaycan Milli Meclisi'nin başkanını ziyaret edeceğiz. Ve arkasından da Azerbaycan Başbakanını ziyaret ederek heyet olarak ikili ve heyetler arası görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz. Amacımız ifade ettiğimiz gibi önümüzdeki dönemde Türk dünyasının dünya siyasetinde çok güçlü bir şekilde var olmasını emin etmektir. Bunun için her alanda işbirliklerimizi mükemmel düzeye çıkarabilmektir. Sadece Türkiye-Azerbaycan ilişkileri değil, bunun da ötesinde bütün Kafkas ülkeleriyle birlikte, Orta Asya ülkeleriyle, Türk Cumhuriyetleriyle birlikte, bölge ülkeleriyle birlikte inşallah hem bölgemizde barış ve esenliği tesis etmek hem de güçlü bir Türk dünyasının inşa edilebilmesi için mücadele etmek boynumuzun borcudur. Ümit ediyorum ki Azerbaycan ziyaretimiz bu çerçevede baktığımız Türkiye-Azerbaycan ve Türkiye-Türk dünyası ilişkilerine katkı sağlayacak bir ziyaret olacaktır. Ben de buradan bu vesileyle şahsım ve ekibimdeki milletvekili arkadaşlarım adına, parlamento heyetimiz adına, bütün Azerbaycan halkına, Azerbaycanlı kardeşlerimize sevgilerimizi, saygılarımızı ifade ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.